Stepan Arkadiç yetenekleri sayesinde okulda iyi okumuştu. Ama tembel ve yaramazdı. Bu yüzden de sonunculardan biri olarak mezun oldu. Fakat zevk ve eğlence düşkünü uçarı hayatına, sahip olduğu küçük ünvanlara ve genç yaşına karşın Moskova'daki devlet dairelerinden birinde maaşı yüksek, saygın bir başkanlık görevinde bulunuyordu. Bu görevi kız kardeşi Anna'nın kocası Alexey Karanin vasıtasıyla elde etmişti. Alexey Karanin, onun çalıştığı dairenin bağlı olduğu bakanlıkta en önemli mevkilerden birinde bulunuyordu. Ama Karanin, kayınbiraderini bu göreve tayin ettirmemiş olsa bile, Stiva Oblonski, başka yüzlerce kişi, erkek ve kız kardeşler, akrabalar, kuzenler, dayılar, teyzeler aracılığıyla bu görevi veya karısının yeterince malı mülkü olmasına rağmen işleri bozuk olduğu için kendisine gerekli olan 6 bin ruble maaşı alabileceği benzer başka bir işi yine de elde edebilirdi. Moskova ve Petersburg'un yarısı Stefan Arkadiç'in akrabası ve ahbabıydı. Bu çevrede zaten güçlü olan ve sonradan güçlenen insanların yaşadığı bir ortamda doğmuştu devlete hizmet eden insanların, kıdemlilerin üçte biri babasının ahbaplarıydı. Ve bu insanlar onu ta küçüklüğünden tanırdı. Diğer üçte biri onunla senli benliydi. Geri kalan üçte bir ise yakın tanışlarıydı. Dolayısıyla mevki, kira, imtiyaz sözleşmesi ve benzeri dünya nimetlerini dağıtanların hepsi ahbabıydı ve kendi adamlarını atlayıp geçmeleri mümkün değildi. Sonuç olarak elverişli bir mevki elde etmek için Oblonski'nin özel bir çaba harcamasına gerek olmamıştı. Tek gerekli olan ricaları geri çevirmemek, başkalarını kıskanmamak, tartışmamak, darılmamaktı. Bunlar da onun kendisine özgü iyiliği nedeniyle hiçbir zaman yapmadığı şeylerdi. Gereksindiği kadar maaşı alabileceği bir görev elde edemeyeceğini söylemiş olsalardı, gülerdi buna. Ayrıca aşırı bir şey istemiyordu ki sadece akranlarının aldıklarını talep ediyordu. Aynı türden bir görevi başka birinden daha kötü yapması olanaksızdı. Stephen Arcadi'yi tanıyanlar onu sadece neşesi, iyi huyu, kuşku götürmez dürüstlüğü nedeniyle sevmiyorlardı. Güzel, pırıl pırıl dış görünüşünde, parlak gözlerinde, kara kaşlarında ve saçlarında yüzünün beyazlığında, yanağının kırmızısında, karşısına çıkan insanlar üzerinde dostça ve neşeli bir etki bırakan bir şey vardı. Vay, Sitiva, Oblonski, işte o. Onunla karşılaşanların sevinçli bir gülümsemeyle söyledikleri söz bu olurdu. Oblonski ile konuştuktan sonra sevinilecek özel bir şey olmadığı anlaşılmış olsa bile, ertesi gün, daha ertesi gün, insanlar onunla karşılaştıklarında yine aynı şekilde neşelenirdi. Üç yıldır Moskova'daki dairelerden birinde başkanlık görevinde bulunan Stepan Arkadiç, iş arkadaşlarının, memurlarının, müdürlerin ve onunla işi olan herkesin sevgisi dışında saygısını da kazanmıştı. Stepan Arkadiç'e görevinde herkesin saygısını kazandıran en önemli özelliklerin ilki, kendi kusurlarının farkında olduğu için insanlara gösterdiği aşırı hoşgörü, ikincisi gazetelerden okuduğu değil, içinde, kanında olan, hangi konumda ve ünvanda olursa olsun, bütün insanlara karşı son derece eşit ve aynı davranmasını sağlayan tartışılmaz liberalliği, üçüncüsü ve en önemlisi çalıştığı ama hiçbir zaman kendini kaptırmadığı için de hata yapmadığı işine karşı son derece kayıtsız olmasıydı. Çalıştığı yere geldikten sonra saygılı bir kapıcının elinden çantasını alarak eşlik ettiği Stefan Arkadiç küçük çalışma odasına geçti. Resmi ceketini giyip salona girdi. Yazıcı ve memurların hepsi gülümseyerek ve saygılı bir şekilde eğilerek ayağa kalktı. Stefan Arkadiç her zamanki gibi süratle yerine geçti. Üyelerin ellerini sıkarak oturdu nezaketin gerektirdiği kadar şakalaştı ve konuştu. İşlerin tatlı tatlı yürütülmesi için gerekli olan serbestlik, basitlik ve resmiyet sınırını hiç kimse Stefan Arkadiç'ten daha doğru belirleyemezdi. Stefan Arkadiç'in dairesindeki herkes gibi güler yüzlü ve saygılı bir şekilde kağıtları getiren sekreter Stefan Arkadiç'in daireye getirdiği teklifsiz ve rahat bir ses tonuyla Benza il yönetiminden bilgileri almış bulunuyoruz bakmak isterseniz dedi Stepan Arkadiç parmağını kağıdın üstüne koyarak "Hmm, sonunda aldık mı peki ala beyler dedi ve böylece oturum başladı Raporu dinlerken başını ciddi bir edayla eğmiş başkanlarının yarım saat önce kabaat işlemiş küçük bir çocuk durumunda olduğunu bir bilseler diye düşünüyordu Rapor okunurken gözlerinin içi gülüyordu. İşler saat ikiye kadar aralıksız sürmek zorundaydı. İkide ise yemek arası veriliyordu. Toplantı salonunun büyük cam kapısı ansızın açılıp içeri biri girdiğinde henüz saat iki olmamıştı. Kendilerine eğlence çıktığı için sevinen üyelerin hepsi portrenin altından ve üzerinde büyük petronun fermanlarının yazılı olduğu üçgen prizmanın arkasından kapıya baktı. Ancak kapının önünde duran bekçi içeri giren adamı hemen dışarı çıkartıp cam kapıyı arkasından kapattı. Dosya okunup bittiğinde Stepan Arkadiç ayağa kalktı, gerindi. Zamanın riberal ruhunun hakkını vererek daha salondayken bir sigara çıkarttı ve çalışma odasına gitti. İki arkadaşı, kıdemli memur Nikitin ve saray görevlisi Grinevich onunla birlikte çıktılar. Yemekten sonra bitiririz dedi Stefan Arkadiç. Daha neleri bitiririz dedi Nikitin. Şu Fomin düzenbazın biri olmalı dedi Grinevich. İnceledikleri dosyada adı geçen kişilerden biri hakkında. Stefan Arkadiç Grinevich'in sözleri üzerine erken hüküm vermenin yakışıksız olacağını hissettirerek yüzünü ekşitti. Ama Grinevich'e karşılık vermedi. İçeri giren kimdi diye sordu bekçiye. Ben arkamı döner dönmez birisi izin falan almadan içeri girdi ekselansları. Sizi soruyorlardı. Ben de üyeler ne zaman çıkarsa o zaman dedim. Nerede kendisi? Galiba hole çıktı. Orada dolaşıyordu. Ha işte şu dedi bekçi. Koyun postundan şapkasını başından çıkarmaksızın taş merdivenin aşınmış basamaklarından hızlı ve hafif adımlarla koşarak yukarı çıkan kıvırcık sakallı, geniş omuzlu, güçlü kuvvetli adamı göstererek. Elinde çantasıyla aşağı inen zayıf bir memur durdu. Koşan adamın ayaklarını ayıplarcasına baktı ve sonra soru soran bakışlarını Oblonski'ye çevirdi. Stefan Arkadiç merdivenin üst başında duruyordu. Resmi ceketinin sırmalı yakasından iyilikle ışıldayan yüzü koşarak gelen adamın kim olduğunu anladığında daha da çok ışıldadı. Stefan Arkadiç yüzünde dostça ama aynı zamanda alaycı bir gülümsemeyle yanına yaklaşan Levin'e bakarak "Gözlerime inanamıyorum Levin. Sonunda geldin." demek. "İğrenmeden nasıl gelip de beni bu batakhanede buldun?" dedi. Stefan Arkadiç ve elini sıkmakla yetinmeyerek arkadaşını öptü. "Çok oldu mu geleli?" "Yeni geldim. Seni görmeyi çok istiyordum." diye yanıtladı Levin, mahcup bir halde. Bu arada sinirli ve huzursuz bir şekilde çevresine bakınıyordu. Arkadaşının onurlu ve öfkeli sıkılganlığını bilen Stefan Arkadiç, "Hadi gel, çalışma odama gidelim." dedi ve arkadaşının elinden tutup tehlikelerin arasından geçiyormuş gibi peşi sıra sürükleyerek götürdü. Stefan Arkadiç neredeyse bütün tanıdıklarıyla, altmışlık ihtiyarlarla, yirmi'lik delikanlılarla, aktörlerle, bakanlarla tüccarlarla, yaver generallerle senli benliydi. Öyle ki onunla senli benli olanların pek çoğu toplumsal merdivenin iki uç noktasında bulunuyordu. Bu insanlar Oblonski vasıtasıyla bir ortak noktaları olduğunu öğrenseler çok şaşırırlardı. Şampanya içtiği herkesle senli benliydi. Ama her önüne gelenle şampanya içtiği için şaka yollu yüz karası senlerim diye adlandırdığı çoğu arkadaşıyla aslarının önünde karşılaştığı zaman bu izlenimin asları açısından yaratacağı tatsız durumu kendine özgü nazik davranışla azaltmayı çok iyi becerirdi. Levin onun yüz karası senlerinden değildi. Ama Oblonski, Levin'in memurlarının önünde onunla yakınlığını göstermek istemeyebileceği düşüncesine kapıldığını kendine özgü inceliğiyle hissetmişti. Bu yüzden de onu çalışma odasına götürmek için acele etmişti. Levin, Oblonski ile hemen hemen aynı yaşlardaydı ve senli benlikleri bir kadeh şampanyadan kaynaklanmıyordu. Levin, onun ilk gençlik yıllarından arkadaşı ve dostuydu. İlk gençlikte bir araya gelmiş arkadaşlar birbirlerini nasıl severse onlar da kişiliklerinin ve zevklerinin farklı olmasına karşın birbirlerini öyle severdi. Farklı çalışma alanlarını seçmiş insanlar arasında sık sık olduğu gibi onların da her biri diğerinin çalışmasını üzerinde uzun uzun düşünerek zihninde haklı görse bile içinde, ruhunda bu çalışmayı küçümsüyordu. Kendi sürdürdüğü yaşam her birine göre tek gerçek yaşam. Arkadaşınınki ise sadece bir hayal, bir görüntüydü. Oblonski Levini gördüğünde hafiften alaycı gülümsemesini tutamazdı. Kim bilir kaçıncı defadır köyden Moskova'ya gelen Levin'i görüyordu. Levin köyde bir şeyler yapıyordu. Ama Stefan Arkadiç bunun tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman anlayamamıştı. Zaten ilgilenmiyordu da. Levin Moskova'ya her zaman heyecanlı, telaşlı, biraz da sıkıntılı gelirdi. Bu sıkıntılı hali ve olaylara son derece yeni ve beklenmedik bir bakış açısına sahip olması nedeniyle de sinirli olurdu. Stefan Arkadiç bu durumla alay ederdi. Ama severdi de aynı zamanda. Levin de aynı şekilde arkadaşının kentli yaşam tarzını, önemsiz saydığı memuriyetini içinden küçümser alay ederdi. Fakat arada bir fark vardı. Oblonski herkesin yaptığını yaparak kendisinden emin ve sakin alay ediyor, Levin ise kendine güvenmeyen ve zaman zaman da hırçın bir davranış içine giriyordu. Stefan Arkadiç çalışma odasına girip tehlikelerin burada sona erdiğini göstermek istercesine Levi'nin elini bıraktıktan sonra ''Ne zamandır bekliyorduk'' dedi. ''Seni gördüğüme çok hem de çok sevindim'' diye devam etti. ee, ne var ne yok? Nasılsın? Ne zaman geldin?'' Levin, Oblonski'nin iki arkadaşının kendisine tanıdık gelmeyen yüzlerine, özellikle de zarif ve şık, Grinevich'in uzun beyaz parmaklarına, uçları bükülmüş uzun sarı tırnaklarına ve gömleğinin kocaman parlak yol düğmelerine bakıyor ve susuyordu. Grinevich'in elleri galiba bütün dikkatini dağıtmış, rahat düşünmesine izin vermiyordu. Oblonski bunu hemen fark ederek gözüm gülümsedi. ''Aa evet, izninizle tanıştırayım sizi. Arkadaşlarım Filip Ivanoviç Nikitin, Mihail Stanislavich Grinevich. Sonra Levin'e dönerek Yeni yerel yönetim üyesi, 5 pudluk ağırlığı tek eliyle kaldıran jimnastikçi, hayvan yetiştiricisi, avcı ve benim dostum Konstantin Dimitriç Levin. Sergey Ivanich Koznişev'in kardeşi. Çok memnun oldum dedi ihtiyar adam. Grineviç uzun tırnaklı ince elini uzatarak kardeşiniz Sergey Ivanoviç'i tanımak onuruna sahibim dedi. Levin kaşlarını çattı soğuk bir şekilde tokalaştı ve hemen Oblonski'ye döndü. Tüm Rusya'nın tanıdığı bir yazar olan ana bir kardeşine büyük saygısı olmasına karşın kendisine Konstantin Levin olarak değil de ünlü Koznişev'in kardeşi olarak hitap edilmesine katlanamıyordu. Hayır artık yerel yönetim üyesi değilim. Herkesle aram açıldı. Artık toplantılara gitmiyorum dedi Oblonski'ye. Ne çabuk dedi Oblonski gülümseyerek. İyi ama neden? Uzun hikaye bir gün anlatırım dedi Levin ama hemen anlatmaya başladı. Kısacası hiçbir yerel yönetim faaliyetinin olmadığına ve olamayacağına inandım diye konuşmaya başladı. Sanki az önce birisi canını sıkmış gibi bir yandan meclistekiler oyuncaklarla oynuyor, oysa ben oyuncaklarla oyalanacak kadar genç de değilim, yaşlı da değilim. Öte yandan da bu taşra için para kazanma aracı oluyor. Önceden vesayet kuruluşları, mahkemeler vardı. Şimdi ise yerel yönetim var. Para rüşvet olarak değil, haksız elde edilmiş maaş olarak kazanılıyor, dedi heyecanla. Sanki oradakilerden biri düşüncesini çürütmeye çalışıyormuş gibi. Vay canına! Görüyorum ki yeni bir evredesin yine. Muhafazakar olmuşsun, dedi Stefan Arkadiç. Neyse, bunları sonra konuşuruz. Evet, sonra konuşuruz. Ama benim seni görmem gerekiyordu, dedi Levin. Granivich'in eline nefretle bakarak Stefan Arkadiyç belli belirsiz gülümsedi. Levin'in bir Fransız terzisinin elinden çıktığı belli olan yeni elbisesine alıcı gözüyle bakarak "Bir daha asla Avrupa malı elbise giymeyeceğini söylememiş miydin?" dedi. "Demek öyle. Bakıyorum da yeni bir evreye geçmişsin." Levin birden kıpkırmızı oldu. Ama öyle yetişkin insanların kızardıkları gibi kendisi de fark etmeyecek kadar hafifçe değil utangaçlıkları yüzünden gülünç bir duruma düştüklerini hisseden ve bu nedenle daha çok neredeyse gözlerinden yaş boşanacak kadar utanan ve kızaran küçük çocuklar gibi. Böylesine çocuksu bir haldeki bu zeki ve erkekçe surata bakmak o kadar garip bir şeydi ki. Oblonski ona bakmaktan vazgeçti. Peki nerede görüşeceğiz? Seninle konuşmak sen ne kadar gerekli benim için dedi Levin. Oblonski düşünceye dalmış gibi, şöyle yapalım. Gurine kahvaltıya gidelim. Orada konuşalım. Saat 3'e dek boşum." Levin bir an düşündükten sonra, "Olmaz, bir yere daha gitmem gerekiyor." diye karşılık verdi. "Tamam, öğle yemeğini beraber yiyelim o zaman. Öğle yemeğimi aslında benim konuşacağım önemli bir şey yok. İki kelime konuşmam, daha doğrusu bir soru, soru la sormam lazım. Sonra da konuşuruz." Öyleyse o iki kelimeyi şimdi söyle. Öğle yemeğinde de sohbet ederiz. İki kelime işte dedi Levin. Ama önemli bir şey değil. Yüzü utangaçlığını bastırma çabasından kaynaklanan öfkeli bir ifade almıştı. Baskiler ne yapıyor? Her şey eskisi gibi mi dedi Levin. Levin'in baldızı Kitty'ye aşık olduğunu uzun zamandır bilen Stephen Arkadiç belli belirsiz gülümsedi ve gözleri neşeyle par parladı. Sen iki kelime söyledin. Ama ben iki kelimeyle yanıt veremem. Çünkü bir dakika izin ver. Sekreter laubali bir saygı ve bütün sekreterlerde ortak bir özellik olan işle ilgili konularda müdüründen daha üstün olduğunun bilinciyle içeri girdi. Elinde kağıtlarla Oblonski'nin yanına gelip soru sorma bahanesiyle ortaya çıkan bir sorunu açıklamaya koyuldu. Stefan Arkadiç sonuna kadar dinlemeden elini sevgili sekreterin koluna koydu. Hayırsa söylediğim gibi yapın dedi. Sözlerindeki çıkışmayı gülümsemesiyle yumuşatarak ve konuyu ne şekilde anladığını kısaca açıklayarak şöyle devam etti. Böyle yapın lütfen Zahar Nikitic. Sekreter mahcup bir halde dışarı çıktı. Levin, Stefan Arkadyç sekreterle konuşurken utangaçlığını tamamen üzerinden atarak dirseklerini bir sandalyeye dayamış ayakta duruyordu. Ve yüzünde alaycı bir merak vardı. Anlamıyorum, hiç anlamıyorum, dedi. Oblonski aynı neşeli gülümsemeyle cebinden bir sigara çıkararak ''Neyi anlamıyorsun?'' dedi. Levin'den yine bir münasebetsizlik bekliyordu. ''Yaptığınız şeyi anlamıyorum.'' dedi Levin omuz silkerek. ''Bu işi nasıl böyle ciddiyetle yapabiliyorsun?'' ''Neden?'' ''Neden olacak? Orada da yapacak bir iş olmadığından. Sen öyle düşünüyorsun ama bizim işimiz başımızdan aşkın. Kağıt üzerinde. Tabii ya.'' Bu işlerde yeteneklisindir," diye ekledi Levin. "Yani benim bir eksiğim olduğunu mu düşünüyorsun?" "Belki de evet," dedi Levin. Sonra umutsuz bir çabayla Oblonski'nin gözlerinin içine bakarak, "Ama yine de senin şu azametine bayılıyorum ve bu kadar yüce bir dostum olduğu için gurur duyuyorum. Yalnız benim soruma yanıt vermedin," diye ekledi. "Tamam, tamam, biraz daha bekle. Sen de bu hale geleceksin." Karazinski kazasında 3000 destiyanalık arazin böyle kasların 12 yaşındaki genç kız tazeliğin olması iyi ama sen de bize döneceksin. Evet sorduğun soruya gelince bir değişiklik yok fakat uzun süredir gelmemen kötü oldu. Ne var ne oldu diye sordu Levin. Bir şey yok dedi Oblonski sonra konuşuruz. Sen söyle bakalım asıl geliş nedenin ne? Bunu da sonra konuşuruz dedi Levin yine kulaklarına kadar kızararak. Peki tamam anladım dedi Stefan Arkadiç. Seni eve davet ederdim ama karım hiç iyi değil. Ama eğer onları görmek istersen galiba bugün saat dörtten beşe kadar hayvanat bahçesinde olacaklar. Kiti paten kayıyor. Oraya git. Ben de uğrarım. Birlikte yemeğe bir yerlere gideriz. Çok güzel. Şimdilik hoşça kal. Bana bak, seni bilirim. Unutursun ya da birden kalkıp köye falan gidersin diye bağırdı Stefan Arkadiyç gülerek. Hayır, emin olabilirsin. Oblonski'nin arkadaşlarıyla vedalaşmayı unuttuğunu anımsadığında, Levin çalışma odasından çıkmış, artık kapıya gelmişti bile. Herhalde çok enerjik bir bey olmalı, dedi Grinevich Levin dışarı çıktığında. Evet azizim, dedi Stefan Arkadiyç kafasını sallayarak. Çok da şanslı Karazins kazasında 3 bin destiyatina arazi yediği önünde yemediği ardında. Sağlığı da cabası. Bizim gibi değil. Siz niye şikayet ediyorsunuz ki Stefan Arkadiç? Stefan Arkadiç derin derin iç çekip çok fena çok dedi.